Endüstriyel Yatırım kanalından herkese merhabalar. Dün ABD ham petrol stokları açıklandı ve önemli ölçüde düşüş göstererek piyasa beklentilerinin altını aştı. Dolayısıyla da açıklanan rakam -471 milyon beklenti olduğu için ve -1,300 milyon da önceki rakam olduğu için ABD firmaları elinde bulunan ticari ham petrol stoklarına ait verileri dün akşam Türkiye saatiyle 17.30'da açıkladı ve açıklanan değerdeki bu bahsettiğim 4,471 milyon varillik bir azalma olduğu süreci birazcık daha yavaşlattı. Azalma bekleyen piyasa tahminleri önemli ölçüde gerçekleşmiş oldu ve ham petrol stoklarındaki bu son düşüş önceki haftanın 1,630 milyon varillik azalmasına kıyasla daha belirgin bir halde şu anda. Bu da tabii ki petrole olan talebin arttığını gösteriyor. Bu da potansiyel petrol fiyatlarını ve petrole dayalı hisse senetlerini de olumlu yönde etkiliyor. Ve enflasyonu da etkileyen bir veridir aynı zamanda. Ham petrol stokları arz ve talepteki dengesizliği de burada gösteriyor. Ve petrol stoklarındaki bir artış genellikle daha zayıf olan talebi ima ediyor. Ve ham petrol fiyatı üzerindeki düşüş yönlü baskıyı da bir yandan oluşturuyor. Dolayısıyla daha petrol fiyatları için yükseliş yönlü bir işaret olsa da yakın gelecekte potansiyel bir artışın aslında enflasyonu tetikleyen bir rakam olduğunu da gösteriyor olabilir. Burada enerji piyasasını ve daha geniş ekonomik trendler için de önemli etkiler oluşturduğunu söyleyebiliriz. Özellikle enerji bilgi yönetimi tarafından gelen son verilerde ABD ham petrol stoklarındaki önemli düşüşün yansıtıldığını görüyoruz ve burada ham petrole olan talebin beklenenden daha güçlü olduğunu işaret ediyor. Bu durum potansiyel olarak ham petrol fiyatlarında yükselişe yol açabilir ve daha geniş ekonomik etkilere de sebep olabilir. Ham petrol stoklarının azalmasının etkileri stokların azalması anlamına geldiği için arzın talebi karşılamakta zorlandığını da gösteriyor ve genellikle petrol fiyatlarını yukarı yönlü itiyor. Yüksek petrol fiyatlarının üretim maliyetlerini arttırarak da enflasyonu tetikleyecektir ve ekonomik büyümeyi de yavaşlatmanın sinyallerini veriyor. Yüksek petrol fiyatları, ulaşım, enerji ve diğer birçok mal ve hizmetin fiyatlarını artırarak tüketici fiyat endeksini yükseltiyor ve bu durum merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesine neden olabiliyor. Ve ekonomik aktiviteyi de yavaşlattığı için yüksek enerji fiyatlarının işletmelerin üretim maliyetlerini artırarak karlılıklarını düşürebileceğini ve yatırımları azaltabileceğini bize gösteriyor. Bu durum ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve istihdamı da olumsuz etkileyebilir. Petrolün dünya ekonomisi için hayati önem taşıyan bir yere sahip olmasından kaynaklı bu enerji kaynağının petrol arzındaki kesintilere ve jeopolitik gerginliklere ülkeler arasındaki gerilimi arttırabileceğini de anlatıyor. Döviz kurları petrol fiyatlarındaki artışla birlikte yükselişe geçebileceğini de gösteriyor. Burada bahsettiğim ufak oynaklıklar uzun vadede yavaş yavaş etkisini gösteriyor olabilir ve bir yandan da ülkenin dış ticaret dengesiyle ilgili de bize önemli sinyaller veren bir veridir. Özellikle geçmişte yaşanan örneklerine bakacak olursak 1973 yılında petrol krizinin Arap ülkelerinin petrol üretimini kısıtlamasıyla yaşandığını görüyoruz ve bu petrol fiyatlarındaki artışın da dünya ekonomisindeki durgunluğa neden olduğunu görüyoruz. 2008'de finansal krizi, küresel finans kriziyle beraber gerçekleştiğini görmüştük. Yine aynı senaryoda da orada bir petrol fiyatlarındaki talebin arttıkça yükselmeye başladığını, fiyatların iyileşmeye başladığını görmüştük. 2020 yılında petrol fiyat savaşı ile beraber yükselmişti. Burada Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşı vardı ve petrol fiyatları tarihin en düşük seviyesine dikkat çekmişti. Covid-19 pandemisinin etkisiyle birlikte de taleplerdeki düşüş ve petrol fiyatlarının daha da aşağıya çekilmesiyle beraber ABD ham petrol stoklarındaki azalma küresel ekonominin üzerine önemli etki yaratabildiğini görmüştük. Bu durum hem fırsatlar hem de riskler içeriyor. O yüzden de yatırımcılar ve politika yapıcılar petrol piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bu video serisinde ABD ham petrol fiyatlarının aslında gerilemesini ve ilerlemesini bize olan etkilerinden kısaca bahsettim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Try it.